Fiyatına herkese merhaba. Bugün 11 Temmuz Pazartesi Halkın Gündemi programımızla karşınızdayız. Halkın Gündemi'de öncelikle dünyada ve ülkemizde süren açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde bulunan öğretmen Sibel Balaç, adil yargılanma talebi ve hasta tutsaklarının serbest bırakılması için başlattığı ölüm orucu direnişinin bugün 205. gününde. Onunla birlikte aynı taleplerle ölüm orucuna başlayan değerli tutsak Gökhan Yıldırım bulunduğu Tekirdağ Tetip Hapishanesi'nde direnişinin 199. gününde. Bafra Tetip Hapishanesi'nde bulunan değerli tutsak Emir Karakum 6 Temmuz tarihinde sevk talebiyle açlık grevine başlamış ve bugün direnişinin 6. gününde. Yunanistan hapishanelerinde bulunan devrimci ve antifaşist Yanis Mihalidis cezasının çoktan bitmesine rağmen hala serbest bırakılmıyor. Özgürlük talebiyle bugün tam 50 gündür süresiz açlık grevinde. Evet, gördüğünüz gibi Sibel Balaç 200 günlerini aştı direnişiyle ve Gökhan Yıldırım da yarın direnişin 200. gününde. Bu vesileyle de Türkiye'de Tayyatlı Aileler Gökhan Yıldırım'ın 200. gününde, yani yarın 12 Temmuz'da Direnişler Meclisi'nde bir etkinlik düzenliyorlar. Yine direnişlerin 200. gününü selamlamak adına Avrupa Halk Cephesi'nin yaptığı bir faaliyet programı yayınlandı. Avrupa'da da insanlar bildiri dağıtımından umut fenerlerini uçurmaya kadar, konsolosluk eylemlerinden hapishaneleri, Adalet Bakanlığı'nı aramaya kadar birçok faaliyetlerde bulunacaklar. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ı sahiplenmek, desteklemek için. 16 Temmuz'da yine aynı amaçla yüzlerce insan Avrupa'da aynı gün aynı taleple açlık grevinde olacaklar. Bir günlük destek açlık greviyle Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın açlıklarına ortak olacaklarını açıkladılar. Direnişlerin taleplerinin kabul edilmesi için Avrupa'nın birçok yerinde eylemler ve direnişler devam ediyor. İsveç'te ölüm orucu direnişleri için bildiriler dağıtıldı. Viyana, Selanik ve Berlin Türkiye konsoloslukları önünde eylemler gerçekleşti. 7 Temmuz'da İtalya Lecce'de bir dayanışma konseri Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'a adandı. 300 kişi bu konsere katıldı. Yine Berlin'de tam 102 haftadır süren Oranienplatz'ta sürdürülen adalet nöbeti cumartesi günü Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için tutuldu. Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede aynı zamanda Türkiye'nin başsavcısı da bulunmaktaydı. Görüşmede neler konuşuldu henüz açıklanmadı, gizli bir görüşmeydi. Yalnız bir ülkenin federal başsavcısı neden bir cumhurbaşkanı, özellikle faşizmle yönetilen bir ülkenin cumhurbaşkanına görüşmek ister, sorgulamaya değer. Bu görüşme hukuki olmasa gerek, nitekim Recep Tayyip Erdoğan bir hukukçu değildir. Yalnız bu görüşmenin geçtiğimiz aylarda Almanya'da Türkiye ile 3 devrimci ve antifaşiste yönelik yapılan operasyonla ilişkin olması da muhtemeldir. Sözde demokratik Almanya işine geldiğinde Türkiye faşizmini ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken, söz konusu devrimciler olunca onlarla pazarlık masasına oturmaları da artık bizim için bir sır değildir. Yine Almanya'da Ukrayna Başkonsolosu Melnik verdiği bir röportajda çok çarpıcı bir şekilde açıktan Nazi döneminin katili Stefan Bandera'yı savunduğu görüldü. Stefan Bandera'nın yaptığı katliamların hiçbirinin ispatlanmadığını ve ispatların Yahudi belgelerine ait olduğu için de onun için belirleyici olmadığını açıklayan Melnik, şimdi görevinden uzaklaştırıldı. Muhtemelen Ukrayna'ya gidecektir ve bu faşist düşünceyi savunan Ukrayna'da da muhtemeldir ki alkışlarla karşılanacaktır. Sri Lanka'da halk ekonomik krizden bunalıma girince başbakanın sarayını işgal etti. Yüz binlerce insan bu işgale katıldı ve sonuç itibariyle başbakan istifa edip ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Rajapaksa istifa edeceğini açıkladı. Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe bir suikast sonucu öldürüldü. Japonya'nın Nara şehrinde gelecek parlamento seçimleri için konuşma yaptığı etkinlikte arkadan kafasından vurulan Abe hastaneye kaldırılıp orada hayatını kaybetti. Suikastçinin Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde 3 yıl görev almış eski bir asker olduğu açıklandı.
verdiği çelişkili ifadelerden dolayı henüz siyasi olup olmadığı anlaşılmamışsa da Abe'nin yıllarca uyguladığı yönetimini eleştirdiği açıklandı. Almanya havaalanlarında adeta bir kaos yaşanırken Almanya Ulaştırma Bakanı da uçağını kaçırmış, kaos beni de mağdur etti açıklaması yayınlamıştır. Lufthansa şirketi özür dileyerek tasarruf tedbirlerini belli alanlarda abartmış olduklarını açıkladılar. Hangi alanlarda tasarruf ettiler? Özel jetleri, ikramiyeleri ve maaşlarında değil elbette ama bilet fiyatlarının artışında ve işçileri çıkartmada abartmış oldukları açıktır. Devlet 10 milyar kaynak sırf bir şirkete aktarırken bu şirket işçileri çıkartıp hissedarları kar payı dağıttı. Ve bugün havaalanları Türkiye'den 200 işçi getireceğini açıkladı. Gelecek olan ilk işçiler Ağustos'ta çalışmaya başlayacaklar. 14,25 euro saat ücretiyle işçiler çalışacak. Almanya'da yoksulluk gün geçtikçe artıyor. Salgından bu yana %16,6 artan yoksulluk en çok da emeklileri ve gençleri etkiliyormuş. Salgından sonra 600 binden fazla kişinin yoksulluk sınırları içine girdiği açıklandı. Dün Londra'da 2. Pir Sultan Abdal Kültür Festivali gerçekleştirdi. Grup yorumunda katıldığı bu festivalde 3000 kişi katıldı. Bundan böyle Halkın Gündemi programımızla her gün karşınızda olmaya, ekranlarda olmaya devam edeceğiz. Umut TV izleyelim, izlettirelim. Hoşça kalın.